Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Trafik adabı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğumuz trafik adabı, araç tekniği konuları ve ilk yardım konu ve sorularını çözerek sınavlarınızda 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugün trafik adabından tam 35 soru banko sorular çözeceğiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalık kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. B. Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması. Evet, burada arkadaşlar dikkat ederseniz trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesidir. Değil mi? Farkındalık kazanılması. Cevabımız Adana seçeneği. Hemen 2'ye geçelim. İkinci sorumuz ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Bakın levha gördüğünüz gibi taşıt giremez işareti. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A. İnatlaşmaya ve aşırı tepki göstermeye. C. Kaba ve saldırgan davranmaya. D. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Tabii ki burada dikkat ederseniz dikkatsiz bir sürücü bu trafik levhasını görmeden sokağa girmiş olabilir, değil mi? Burada siz ne yapıyorsunuz? Uyarıda bulunuyorsunuz ki kazaya sebep olmaması için Denizli seçeneği trafik kültüründe birbirini uyarmaya girer. Hemen 3'e bakalım. 3. sorumuz gelsin. Geçirmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşmak, diğergamlık, sorumsuzluk. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar trafik adabı sorularında 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu varsa mutlaka olumlu üzerinde daha yoğunlaşın. Burada bakın 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu var. Diğergamlıktır doğru seçenek. Ceyhan seçeneği. 4. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir? Bakın şeklinde görüyorsunuz yaya geçidinde okul öğrenciler bakın öğrenciler karşıdan karşıya geçiyor ve sürücü de onların geçmesi için el hareketi yapıyor. Buyurun geçin diyor. Burada neden? Öfke, hoşgörü, inatlaşma, aşırı tepki tabii ki hoşgörülü değil mi? Öğrenciler de el kaldırıyor ve sürücüye teşekkür ediyorlar. Burada hoşgörüdür. En fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir. Bunu hepimiz yapmalıyız. Bursa seçeneği 5. sorumuz. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük, feragat ve fedakarlık. Evet, aynı şekilde bakın sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük üçü de olumsuz. Bir tane olumlu var. O da feragat ve fedakarlıktır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Empati nedir? Empati bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız. Ben onun yerinde olsaydım ne hissederdim sorusunu mutlaka sormak çok önemlidir. Evet. Sormuş şöyle yukarıdakilerden hangileri trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlardandır? Bakın olumlu davranış.
Bakalım empati yapılması olumlu davranıştır. Öfke duygusuna hakim olunması olumlu davranıştır. Olumlu konuşma üslubuna sahip olunması yine olumlu davranıştır. Tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. Yedinci soru şöyle. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz, bencil. Evet, burada da dikkat ederseniz empati düzeyi yüksek olan bir kişi kesinlikle kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez, değil mi? Evet, cevap Adana seçeneği. Sekizinci sorumuz şöyle. Bireyin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olması trafik ortamındaki iletişimi olumlu etkiler? Bakın, olumlu etkiler. Öfke, empati, sabırsızlık, yıkıcı konuşma üslubu. Burada da dikkat edersek arkadaşlar, tabii ki 3 tane olumsuz var. Öfke, sabırsızlık, yıkıcı konuşma üslubu. Bir tane ne var? Empati olumludur. Bursa seçeneği doğru seçenektir. Dokuzuncu sorumuz şöyle: denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Mizaç, beden dili, trafik adabı, konuşma uslubu. Tabii bakın, denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan kurallara da uymak, empati gerektiren davranışlar nedir? Tabii ki trafik adabıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Onun sorumuz şöyle: ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını hiçe atmakla, riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Yine dikkat ederseniz 3 tane olumsuz, 1 tane olumluluk. Olumlu cevap var. Tabii ki eğer ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü hız limitlerini aşıyorsa kaza yapmaya nedir? Meyillidir. Burada sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Burada da bakın arkadaşlar, insanlar trafiğe çıktıklarında değişebiliyorlar. Yani trafikteki duruma göre insanların bir anda sinirlerinin gerildiğini görebilirsiniz. Burada da insanların değişebildiğine inanmaları söz konusu. Yani cevabımız Adana seçeneğidir. 12. soru şöyle: trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi, B. Aşırı tepkili, C. Kaba ve saldırgan, D. Saygılı ve nezaketli. Bakın, burada yine dikkat ederseniz 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu var, değil mi? Eğer saygılı ve nezaketli olursak kaza durumunda olayların daha kısa sürede çözüleceği kesindir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim diğer 13. sorumuza. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? A. Trafikteki araç sayısını, B. Sürücünün kaza yapma riskini, C. Yayaların yaya geçidini kullanma oranını,
D. Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini. Tabii ki dikkat edin arkadaşlar. Trafik içinde hatalı davranış sergiliyor. Bir kişi siz onu ne yapıyorsunuz? Uyarıda bulunuyorsunuz. Burada trafikteki araç sayısını azaltır mı? Hayır. Sürücünün kaza yapma riskini azaltır mı? Kesinlikle azaltır. Değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 14'e bakalım. Trafik kazası geçiren kişiler, bakın verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Verilenlere bakalım. Bir, canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Kaza geçiren kişiler zarar görür mü arkadaşlar? Tabii ki görür. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerinin evet topluma olumsuz yansır mı? Evet yansır. Burada her ikisi de nedir? Doğrudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 15. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırma park etmekten kaçınır? Görgü seviyesi düşük, empati düzeyi yüksek, sorumsuz, bencil. Tabii ki empati düzeyi yüksek olan fark etmez. Cevap Adana seçeneği. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? A. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. B. Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi. C. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. D. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması. Tabii ki davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi değil mi? Yani sorumluluk duygusuna sahip olan bir sürücü onu yapar. Ya ben hızlı gidersem kazaya sebep olurum, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? A. Empati kurmaktan kaçınmak. B. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak. C. Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. D. Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. Tabii ki arkadaşlar burada dikkat ederseniz karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek çok çok önemlidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 18. soru. Tabii ki 18. soruya geçmeden önce temel değerlerde nezaket ve saygı çok çok önemli. Bakın el hareketi. Trafikte bu hareketi yapmak çok önemlidir. Yani hatalı bile olsak mutlaka ve mutlaka güler yüzle kusura bakma demeyi bilmek çok önemlidir. Nezaket, başkalarına karşı saygılı ve incelikli davranma değil mi? Saygı, üstünlüğü, yaşlılığı, yaralılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli davranmak. Başarılı iletişim en önemli kuralı karşınızdaki kişinin varlığına saygı göstermektir, değil mi? Evet. Örnek bakın, yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımda yayalara su sıçratmamaya özen göstermektir nezaket ve saygı. Ama burada dikkat ederseniz kaldırımda yaya yürüyor ve araç sürücüsü gaza basıyor. Kaldırımdaki yayayı ne yapıyor? Islatıyor. Burada bu nedir? Saygısızlıktır. Her sürücünün aynı zamanda bir yaya olduğu unutulmamalıdır. Bir gün siz de yaya olabilirsiniz. Yağmurlu, karlı havalarda araç kullanırken bir yaya gördüğünüzde mutlaka hızı artırmak değil, tam tersi hızınızı azaltmanız gerekiyor. Ya da işte görme özürlü bir kişiyi gördünüz, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçiyor. Bakın, ne yapacaksınız? Kesinlikle karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olmanız vatandaşlık görevinizdir. Evet. 18. soru şöyle. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? A. İnatlaşmaya, B. Yardımlaşmaya, C. Nezaket ve saygıya, D. Konuşma uslubuna. Tabii ki arkadaşlar burada az önce de
açıklamada yaptık. Nezaket ve saygı çok önemlidir. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19'a bakalım. Bu tip sorularda önce soruyu okuyalım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenir? 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Kesinlikle yanlış bakın. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Tabii ki burada dikkat ederseniz 1 ile 3 trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenir. Bursa seçeneği doğru cevap. 1 ile 3. Sabır nedir arkadaşlar? Sabır çok önemlidir değil mi? Trafikte sıkışık. Şöyle bir trafikte araç kullandığınızı düşünün. Değil mi? Trafik hiç hareket etmiyor, ilerlemiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Burada çok çok sabırlı olmak lazım. Böyle bir durumda sabırsız davranıp sürekli korna çalmak, trafiği açmayacağı gibi hem kendinizi hem de öndeki sürücüleri gürültü kirliliğine maruz bırakacaktır değil mi? Ya da kişilerin sinirlenmesine sebep olacaktır. O açıdan kesinlikle korna çalmadan sabırlı bir şekilde trafiğin ilerlemesini beklemek en doğrusudur. 20. sormuş şöyle. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Bakın kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Işık sarıya döndü. Evet, kırmızıdan sonra sarı ışık yandı. Kırmızıdan sonra sarı ışığın yanması demek yol trafiğe açılacak demektir. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Tabii ki öfke, inatlaşma, sabır, aşırı tepki. Evet, burada işte bir sabırsızlık var değil mi arkadaşlar? Kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa bekleyen öndeki yani bekleyen sürücülere harekete hazırlanın şeklinde bize bir ne veriyor? Komut veriyor. Harekete hazırlanın geçmek için değil mi? Burada arkadaki bir kişi eğer korna çalıyorsa bu kişinin sabırsız olduğunu gösteriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 21. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması. B. Kural ihlallerinin artması. C. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar sabırsızlık azalmaz, tam tersi sabırsızlık ve tahammülsüzlük artar. Evet, burada da 1 ile 2 sürücülerde daha fazla görülür. Bursa seçeneği doğru cevap. Diğer gamlık nedir? Kendine çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapmaktır. Diğer gamlık. Diğer gamlık diğer bir anlamıyla arkadaşlar yardım etme davranışının alt kategorisidir. Başkalarının çıkarına davranma. Empati arasında bir ilişki vardır. Empati kişiyi başkalarına yardım etmek üzere harekete geçirir. Toplum yanlısı davranışlar diğer insanların refahına katkıda bulunmaktır. Yani bu sıralarda depremden sonra işte diğer gamlığı da empatiyi de mutlaka gözden geçirmekte fayda var. Evet, 22. soru şöyle. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yaralamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi bu sürücünün hangi davranışı özelliğine sahip olduğunu gösterir. Özelliğine sahip olduğunu gösterir. Öfke, bencillik, diğer gamlık, sabırsızlık. Tabii ki nedir? Diğer gamlıktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 23. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.
Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük, feragat ve fedakarlık, değil mi? Evet, burada da dikkat ederseniz fedakarlık çok önemli. Feragat ve fedakarlık. Cevap Denizli seçeneğidir. Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar sabırdır, değil mi? Sabır çok önemli. Trafikte çok çok önemlidir. 24. soru. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? Bencil, hoşgörülü, aşırı tepki gösteren, görgüsüzce davranan. Tabi burada da yine dikkat ederseniz aynı şekilde hoşgörülü, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Geçelim 25. 25'e geçmeden birey hakkın nedir? Ondan bahsedeyim size. Birey hakkı mesela engelli kişiler için ayrılmış park yerlerine engelli olmadığı halde park eden bir sürücü oraya park etmek isteyen engelli bir sürücünün hakkını gasp ederek o sürücünün trafik içinde zor duruma kalmasına sebep olur. Burada bakın engelli rampalar var. Engelli rampalar. Yani engelli rampaların olduğu yere de aracınızı park ederek engelli bir kişinin oradan geçmesini ne yapmış olduk arkadaşlar? Engellemiş olduk. Onun için kesinlikle engelli park yerlerine araçlarınızı lütfen park etmeyin. Mutlaka bir engelli vatandaşımızın gelebileceğini de aklınızdan çıkarmayın. 25 aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması. B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığını düşünülmesi. Bakın burada dikkat ederseniz bir araç engelli olmadığı halde gelmiş engelli park yerine aracını park etmiş. Bunun tabii ki cezası da var, değil mi? Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek cevap Ceyhan seçeneğidir. 26'ya geçmeden öfkelendiğimizde fizyolojik tepkilerimiz neler olur? Mesela kaşlar çatılır, değil mi? Dişler gıcırdar. Yumruklar sıkılır, yüz kızarır, uyuşma hissi meydana gelir, tıkanma hissi meydana gelir şeklinde. 26'da şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Yüzün kızarması, kaşların çatılması, yumrukların sıkılması. Bunlar olağan durumda olur arkadaşlar. Öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerdir. Ama kontrollü davranılması değildir, değil mi? Kontrolsüz davranılmasıdır. Cevap Denizli seçeneğidir. Yardımlaşma çok önemlidir. Yardımlaşma, karşıdan karşıya geçerken bir kişiye yardımda bulunmak ya da yolda kalan bir araca ne yapmak? İşte yardım etmek. Bakın buradaki şekilde görüldüğü gibi. Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunma anlamına gelir. Yardımlaşmanın olduğu ortamlar stresten uzak, insanların daha sakin ve huzurlu olduğu ortamlardır. Yardımlaşma ile sorunlar kısa sürede ve yapıcı bir biçimde ne yapılır? Çözülür. Hayatımızın her döneminde insanlara yardımcı olmak bir insanlık değeri olduğu gibi trafikte bu değerin daha ön plana çıkarılması gerekir. Hareket noktamız iyilik eden iyilik bulur, değil mi? Mutlaka yardım etmekte fayda var arkadaşlar. Evet, unutmayalım ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. 27. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sonra yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Yardımlaşma, öfke duygusu, bencil davranma, aşırı tepki. Tabii ki burada nedir? Yardımlaşmadır, değil mi? Çok çok önemli. Adana seçeneği. 28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması.
C trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. D yol kenarındaki otokorkuluklarının tahrip olması. Tabii burada da trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması değildir. 29. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Kendi kendine kurallar koymak. B. Bencilce davranışlarda bulunmak. C. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak. D. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Tabi burada bakın trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış nedir? Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmaktır. Değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 30. soru gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucularının orijinalinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi. Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Yolculuğun huzurlu geçmesine, B. Yolculuğun süresinin kısalmasına, C. Trafiğin hızlı akmasına, D. Gürültü kirliliğine. Gereksiz yere korna çalınmak nedir arkadaşlar? Gürültü kirliliği değil mi? Egzoz susturucunun orijinalinin bozulması gürültü kirliliğidir yani. Ya da yüksek sesle müzik dinlemek. Bunlar neye sebep olur? Gürültü kirliliğine sebep olur. Cevap Denizli seçeneğidir. 31. soru şöyle. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır? Asabi, saygılı, hoşgörülü, bencil olmaya, tabii ki asabi kişiler değil mi? Öfkeli kişiler trafik ortamında kaza yapmaya ya da kavgaya daha çok meyillidirler arkadaşlar. Evet, cevap Adana seçeneğidir. Evet, 32'ye bakalım. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini ve bir toplumdaki kişilerin birbirine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu, C. Öfkeli araç kullanmaya eğimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını, D. Trafik kurallarını kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını. Bakın burada trafik adabı nedir arkadaşlar? Toplumda kişilerin birbirlerine saygılı davranışlarıyla trafik ortamında davranışların farklı olduğunu değil tabii ki. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiği kesinlikle olamaz. Öfkeli araç kullanmaya eğimli olmak, saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını kesinlikle ilişkilidir. Ama trafik kurallarının kişiler tarafından her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Evet, cevap Denizli seçeneğidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? İletişim becerilerinin geliştirilmesi, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Evet, bakın öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan değildir. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurursan kesinlikle öfkeyi doğru bir şekilde ne yapamazsın? Yönetemezsin, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. 34. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek, trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek, sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak. Mizacın, beden dilinin, trafik adabının, konuşma üslubunun tabii ki temel bakın trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemleri çözmek trafik adabıdır değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğiydi. Son soruya geldik arkadaşlar. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır
değerler neyi tanımlıyor? Neyin tanımını vermiş? Tabii ki mizaç, beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı. Tabii ki trafik adabıdır. Doğru seçenek. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olduktan sonra da kanalımıza katılarak önemli sınav sorularını da üyelere özel soruları da çözebilirsiniz. Ayrıca daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözün arkadaşlar. Sağlıklı, hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dileriz. Ehliyet alıyorum. Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet SRC özel güvenlik kanallarında bu soruların hepsini bulabilirsiniz. Tekrar başarılar diliyorum. Hoşça kalın.